Merhaba değerli dostlar. Bir kere daha birlikteyiz. Antik kaynaklara göre Pitagoras ve Pitagorasçılık başlıklı serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümde Pitagoras'ın yaşamı ve tarihiyle ilgili olarak antik kaynakları önünüze sermeye çalıştım. Muhtemelen Samoslu olduğu yönünde bilgilerin doğru olduğunu ve antik kaynaklara göre Samos'ta doğmuş olan hatta bir mücevher oymacısının çocuğu olarak doğmuş olan Pitagoras'ın Krotona gelmiş olduğunu tabi arada Doğu ziyaretleriyle Doğu bilgeliği ve biliminden yararlanmış ve bu sayede birçok toplumun ve din adamının belki bilgenin eğitiminden geçtikten sonra Kroton'a gelmiş olduğunu, yerleşmiş olduğunu söylemiştik. Şimdi burada sevgili dostlar ikinci bölümde Pitagoras'ın Kroton'daki etkisinden biraz bahsedeceğiz. Bunun için yine antik kaynaklardan önünüze veriler getireceğim. Ama önce bir haritayı görmek istiyorum. Ve tabii ki size de göstermek istiyorum. Pitagoras'ın yaşadığı yerin haritası. Bu coğrafyanın tümünü sizin önünüze sermek istiyorum. Evet, sizinle paylaşmış olduğum bu haritaya göre gördüğünüz gibi Ege'de Samos adasından hem İtalya'ya hem Mısır ve Babil'e Babilona veyahut öyle söyleyelim nasıl gittiğini gösteren e, bu harita üzerinde e, aslında bir ne diyelim bir seyri sefer var. Bir seyir var. Bir gezinti var. Nasıl söylerseniz. Bu gezinti aslında Pitagoracıcı felsefenin kaynaklarına dair de bize bilgi veriyor. Zaten ilk bölümde üzerinde durduk. Bugün protona nasıl geldiğini ve oradaki etkisini ele alacağımızı söylemiştik sevgili dostlar. Şimdi bakalım. Şunu bir kaldıralım. Laxmost'un eserinde yani Early Greek Philosophy 4. bölümde P24 fragmanı bu Buceris adlı eserinin 29. bölümünden bir aktarım sunuyor. These 14.4 fragmanının bir parçası. Burada Pythagoras'ın şöhretinin diğer benzer kişilerin şöhretini ziyadesiyle geride bıraktığı, bütün gençlerin onun öğrencisi olmak istediğini, yaşlıların da e, çocuklarının Pitagorasla birlikte olmasından memnun olduklarını söylüyor. Yani Pitagoras sadece çocuk gençlerin çocuk demeyelim artık. Gençlerin birlikte olmak isteyeceği bir üstat formunu. Ama aynı zamanda aileler de çocuklarının Pitagoras'la vakit geçirmesini istiyor. Böyle bir bilge fikir. İsokrates'te bu bilgi var. Most'un derlemesinde P25 fragmanı yani Porfiryus'un e, Pitagoras'ın Yaşamı adlı eserinin 18 ile 19. bölümlerinde bu dönemle ilgili en önemli bilgiler yer almakta. Bakın burada diyor ki Dikearhos Pitagoras'ın İtalya'da karaya çıkıp Proton'a vardığında çok seyahat etmiş, sıra dışı ve doğası talih tarafından bolca bereketli bir şekilde donatılmış bir adam olduğunu söyler. Dikarkos'a dayanan bir bilgi. Ve burada sevgili dostlar, devamında da şöyle deniyor. Krotonluların kenti yani Kroton kenti, Antik literatürde şunların kenti, bunların kenti ifadesini çok görürüz. Direkt Kroton da denilebilir elbette. Kroton kenti veya Krotonluların kenti üzerinde öyle bir etki bıraktı ki Pythagoras uzun ve güzel konuşmalar yaparak ihtiyarlar meclisinin desteğini kazandıktan sonra ve hatta ilgisini kazandıktan sonra kentteki kanaat önderlerinin isteği üzerine genç erkeklere yaşlarına uygun öğütler verdi. Ve ardından o gençleri etrafında toplamaya başladı. Dahası çocuklar üzerinde de yani gençler üzerinde ne kadar etkiliyse çocuklar üzerinde de aynı şekilde etkili olduğunu söylüyor Porfirius. Hatta gençler ve çocuklar değil sadece Pitagoras kadınların üzerinde de çok etkili. Ve hatta burada söylendiğine göre sevgili dostlar Kai kon Sullogos Auto Kateskevaste altına çizdim. 18. bölümün sonunda yer alan bu ifadeyle anlıyoruz ki, Tegoras kadınlar üzerinde etkili ama aynı zamanda kadınlardan oluşan bir e, meclis, bir topluluk da oluşturulmuş. Yani bu ne demek oluyor? Gençler, çocuklar, kadınlar. Yani Topyekün krotonluların üzerinde etki sahibi olan karizmatik bir liderle karşı karşıyayız. Onun adı Pitagoras'tır. Buradan sonra bu etkisinden sonra ününün çok arttığı söyleniyor. Ve aynı kentte yani Kroton'da sadece erkekler değil aynı zamanda kadınlar komşu barbar ülkenin yöneticileri ve kralları da dahil olmak üzere birçok yoldaşı olduğu söyleniyor. Yani Pitagoras şöhreti arttıkça İtalya'da sadece Proton'daki insanların değil civardaki komşu memleketlerde bulunan insanların ama özellikle de yöneticilerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Ve onlardan kendisine dostlar edinmiştir. Onları dost yapmıştır kendisine. Burada sevgili dostlar, özellikle de kadınlardan Teavno isimli birisinin de yine Pitagoras'ın çevresinde olduğu belirtiliyor. Teavno, meşhur Pitagorasçı kadın filozof olarak bilinir. Hani arada e, hep duyarsınız yani hep karşılaşırsınız şu meseleyle. Kadın filozof var mıydı? Veya neden kadın filozoflar hiç yok veya az? İşte Pitagorasçı felsefede kadına yer vardır. Ve burada Pitagorasçı olduğu bilinen en önemli kadınlardan birisi Tealmo'dur. Tealmo şurada şöyle hemen işaretleyebilirsem. Pardon. Şurada bakın belirtiliyor. Teavno. Teavnus yazıyor ama çekimi öyle. Teavno kadın adı. Bu Teavno belki de daha sonra daha detaylı işleyeceğimiz bir kadın. Hatta ben sosyal medyada hem blogumda hem Twitter'da paylaştığımı hatırlıyorum. Antik çağda kadın filozoflar listesi diye Menaj'ın Illumination kitabındaki listeye Dayanarak hatta en son stoacı yaşam felsefesi podcast serimizin bir bölümünde 15. bölümde yanlış hatırlamıyorsam stoacıların stoacı filozofların kadına bakış açısı bağlamında ucundan kıyısından değindim bu konuya biraz. Ama şunu kabaca söyleyeyim Pitagorasçı felsefede kadının rolü Epikurosçu felsefedeki kadının rolüne benziyor. Ortak yaşam deneyiminin bir parçası. Çünkü bu iki ekol yani hem epikurosçuluk hem pitagorasçılık mevcut sistemin öngördüğü, sürdürdüğü, sürdürmek istediği yaşama, toplumsal yaşama alternatif bir yaşam sunar öğretilerinden hareketle. Bu yüzden hem Epikurosçuluk hem Pitagorasçılık aslında toplumdan soyutlanmayı gerektirir. Epikuros'un bahçesi varken Pitagoras'ın kapalı bir cemaati vardır. Tabii ki Epikuros çok daha Pitagoras'a kıyasla toplumun içindedir. Aynı zamanda topluma da karışır ve karışılmasını da e, yani gerek olduğunda, ihtiyaç olduğunda salık verir. Ama Pitagorasçılar daha kapalı bir topluluk. Bu kapalı topluluğun en azından Kroton'daki ilk görünümü metinlerde gördüğümüz üzere Pythagoras'ın karizması sayesinde toplum üzerinde bıraktığı etki ve civar toplumlar ve önemli yöneticiler üzerinde bıraktığı etki göz önünde bulundurulduğunda hiç kuşku yok ki Epikros'un kendi çevresinde bıraktığı etkiden çok daha güçlüdür. Çok daha karizmatik bir e, bilge ve tabii ki liderle karşı karşıyayız. Bir sonraki fragman görüldüğü üzere Laxmost'ta P26 kodlu. Bu yine parantez içinde belirtildiği üzere Discran'da yok bu fragman. Diogenes Laertios kaynaklı 8 14 15'te. Bakın. Burada şöyle deniyor. Tabii kitaplara referansta da bulunuyorum. Arada e, kitapların da tanıtımı gibi oluyor bir nevi. O yüzden şöyle göstereyim. Candan Şentun'a ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri. Yapı kredi yayınlarından edinebilirsiniz. İyi bir çeviri. Ömür boyu kullanacağınız bir kitap. Bakın bunun 382. sayfasında ne deniyor? o kadar büyük bir hayranlık kazanmıştı ki Pitagoras öğrencileri Tanrı'nın çeşitli sesleri olarak tanımlanıyordu. Öte yandan kendisi de bir eserinde 207 yıl sonra tabi devamında burada Hades'ten insanların arasına döndüğünü söyler. Bizi asıl ilgilendiren şurası. Bu nedenle Levkan yalılar, Pevket yalılar, Mesap yalılar ve Romalılar. Şurada görüyorsunuz Romalılar. Sonra 3 nokta. Onun yanından yani Pitagoras'ın yanından ayrılmıyor. Konuşmalarını dinlemeye geliyorlardı. Burası önemli. Evet. Sonraki bilgi de önemli. Bize öğrencilerinin sayısına dair bir veri sunuyor. Sayıları 600'den aşağı olmayan öğrencileri onun gece derslerine katılıyorlardı. Onu görmeye değer bulunanlar yakınlarına çok talihli olduklarını yazıyorlardı. Yani diyorlardı ki... Biz... Pythagoras'ın yanında bulunup... Onun derslerine katılıyoruz. Ve onu görmeye değer bulunduğumuz için... Yani buna layık görüldüğümüz için... Çok memnunuz diye mektuplar yazıyorlardı. Pythagoras böyle önemli bir adam. Demek ki... Buradan neyi anlıyoruz? Pythagoras... Aslında ne kadar işte burada sayıları 600'den aşağı olmayan dense de tüm öğrencileriyle birebir temas halinde olan birisi değildir. Hepsi Pitagoras'ı görmeye layık bulunmamıştır. Layık bulunanlar, layık görülenler mektup yazarak ailelerine bu sevinçli haberi iletiyorlar. Pitagoras'ın bu dönemde çevresindeki bu etkiyle ilgili olarak Gatri şunları söylüyor. Bunu daha önce göstermiştim. Yunan felsefe tarihi, Sokrates öncesi, birinci cilt, ilk filozoflar ve Pitagorasçılar. Sayfa 186. Görünen o ki elde ettiği ün sayesinde Krotona geldikten kısa süre sonra kentte etkili ve nüfuzlu bir konuma ulaştı Pitagoras ve kendi okulunu kurdu. Bu andan itibaren Pitagoras adı İonya ya da Doğu düşünce okullarıyla değil kökeni ve kaynağı olduğu İtalyan ve Batı okullarıyla sıkı sıkıca bağdaştırılmıştır. O halde not tutan arkadaşlarımıza şunu söyleyelim. Özet olarak. Pitagoras felsefe tarihinde ekolünü Kroton'da kurmuştur. İtalya'da. Latincesiyle Kroto'da. Gerçek anlamda bir filozof olarak karşımıza e, tabii ki öğrencileri olan olan bir filozof olarak karşımıza çıktığı yer burasıdır. Zaten kaynaklardan size bu bilgiyi aktardım. Bununla birlikte e, buradaki fragmanlardan yine beslenen gatri yine benim söylediklerime ek olarak şunları söylüyor. Dikarkos'a kadar geri giden öykülerde anlatıldığına göre, ya az önce de zaten Porfirios'tan bu aktarımı yaptım. Bu etkili ve çok gezmiş adam Proton kentine geldiğinde hitabet gücüyle yaşlı ve yönetici yurttaşları yanına çekmiş. Ve onlar Pitagoras'ın gençlere, okul çocuklarına ve kadınlara da hitap etmesini istemiştir. Pratik yaşamın savunucusu olan Dikearkos'un Pitagoras ve okulunun politik etkinliğini abarttığı söylenmiştir. Burada Burnett'ın Early Greek Philosophy kitabına bir referans var. Yani bu abartılı olabilir diyor. Felsefe tarihçisi Burnett. Ama politikada önemli rol oynadıklarına yönelik kanıtlar çok güçlüdür. Pitagoras'ın öyküsünü büyük ölçüde kendi hayal güçlerinden kaynaklanan ayrıntılarla süsleyen yeni Pitagorasçılar onu dinsel tefekküre dalmış biri olarak temsil etmeyi sevseler de aslında Dan Babi'nin belirttiği gibi 6. yüzyılın kent devletleri gibi küçük bir toplulukta yaşayan hiçbir seçkin düşünür, kamu işlerinden tamamen el etek çekemezler. Üstelik erken kaynaklarımızın hiçbirinde Pitagoras'ın bu işlerden uzak durmak istediğine yönelik bir işarette yoktur. Pitagorasçı felsefe konusundaki bilgimizden hareketle şu kadarını söyleyebiliriz ki, Pitagoras'ın güç kazanmaktaki güdüsü yakın çağdaşı Confucius gibi diyor parantez içinde. Kişisel bir hırs değil. Toplumu kendi ahlaksal fikirlerine göre yeniden düzenleme arzusuydu. Diogenes Laertios 8.3'te Pitagoras'ın İtalyanlar için yasalar çıkardığına, ve takipçileriyle birlikte devleti sözcüğün gerçek anlamıyla aristokrasi yani en iyilerin yönetimi adını hak edecek kadar iyi yönettiğine yönelik genel bir fikir vardır. Ve bundan kuşkulanmak için hiçbir neden yoktur diyor Gantri. Dan Babin, bir batı Yunan tarihçisinin bakış açısından durumun mükemmel bir özetini sunuyor. O özet şu. Pitagoras'ın politik etkisi öğretisinin bir yan sonucuydu. Getirmeye çalıştığı ahlaksal kalkınma, Kroto'nun politikada ve başka alanlarda gelişmesinin zorunlu koşuluydu. Pitagoras, Kroto'na geldiği anda yurttaşların kendisinden söylevler vermesini istediklerine inanmaya gerek yok onun etkisi herhalde zamanla hissedilmiştir. 5. yüzyılın ilk yarısı boyunca Kroton'un ve diğer Güney İtalya kentlerinin çoğunun işlerini Pitagorasçı Hetai yani politik birliklerin, kardeşlik örgütlerinin idare ettiğinden kuşkulanmak için bir neden yok. Bunu da hazırdaki yönetim biçimleriyle gerçekleştirmişlerdir. Hetai detay devlet politikasını belirlemekteki yani bu kardeşlik yapılanmasının Pitagorasçı kardeşlik yapılanmasının devlet politikasını belirlemedeki yeri kabaca parlamenter yönetimdeki parti toplantılarının yine benzetilebilir. Pitagorasçı topluluğa ilişkin açıklamalarda Hetayreya'nın ve başka politik terimlerin önemi ve Pitagorasçılara karşı başkaldırıların tarihi gerçek iktidarın onların elinde olduğunu yeterince açık olarak gösterir. Bu durumun 6. yüzyıla nasıl yansıdığı kesin değildir. Ancak 510 dolaylarında Hetay Roy'dan söz edildiği kaydedilmelidir. Örneğin Yamblikos'un Pythagoras yaşam üzerine 177. bölüm. Dahası Pythagoras'ın takipçilerinden sporcu Milon aynı zamanda Sübaris'i yenen ordunun komutanıydı. Strabon bunu söylüyor. Yani Pythagorasçı bir sporcu ordunun komutanı olabilmiş. Ve burada Dunbabin isimli felsefe tarihçisi şöyle bir yazalım not almak isteyenler için Dunbabin şöyle büyütelim şunu Ratri Dunbabin'den böyle anlatılıyor. Demek ki sevgili dostlar Pitagoras muhtemelen Kroton'da işte gençleri, çocukları, kadınları, yaşlıları tüm kenti ve hatta komşu kentleri ve onların yöneticilerini etkileyen kendi halinde yönetime karışmayan bir filozof veya bilge değildi bu etkisi ve etkinliği siyasal yaşamada sirayet etmişti. Ve hem kendisi hem onun kendisinin kurduğu Pitagorasçı kardeşlik yapılanması hem Kroton'u hem de İtalya'nın önemli bir bölümünü en azından çevre bölgesini yönetmiş olabilir. Bu konuda işte görüldüğü üzere iki farklı yaklaşım var. Gatri ve Dambabin bu görüşü destekler mahiyette konuşuyor en azından buradaki aktarımlar bu yönde. Ama aynı zamanda Gadri'nin de belirttiği gibi Pitagoras'ın siyasal yaşamda etkin olmayıp daha kapalı bir cemaatin lideri olarak etliye sütlüğe karışmadığı yönünde bir yaklaşımda da vardır. Hani Pisagor'u öyle resmetme, onu münzevi bir filozof olarak gösterme eğilimi de vardır kimlerde özellikle de yeni Pythagorasçılar tabi müzevi filozof heyecan verici bir filozoftur ve Pythagorasçı öğretinin ve tabii ki o öğretinin anlatıldığı öğretildiği ekolün kapalı bir yapıya sahip olması aynı zamanda Pythagorasçıların siyasal etkinliği olduğu yönündeki aktarımlarla çelişiyor ne yazık ki o dönemden bugüne metinler ulaşmadığı için biz çoğu kere spekülasyon üreterek hem felsefi hem tarihsel spekülasyonlar üreterek bu karanlıkta yolumuzu aydınlatmaya çalışıyoruz. Gerçeğin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bundan başka çaremiz de yok. Burada antik metinleri önünüze seriyorum ve modern ve antik yorumları da Yine sizinle paylaşıyorum. Vaziyetin ne olduğunu görüyorsunuz. Hep dikkatli, itinalı bir e, yorum yapma sürecindeyiz. Buna dikkat edelim. Bu şekilde e, bilgi eksikliğinin olduğu ve metinlere dayanmanın zor olduğu durumlarda dikkatli olacağız. Yani alelacele yoruma gerek yok. Koştur koştur. Anlayamayız yani. Koştur koştur giderek anlayamayız. Biraz yavaş gitmemiz gerek. Evet. Bu noktada şunu da söylemek isterim. Şimdi Luxmost'un e, fragman derlemesinde krotondaki e, etkinlikle ilgili kısımlar burada bitiyor. Yani P26 ile bitiyor. P20'de, P27'de 27'de eee Pitagoras'ın şahsiyetine kişiliğine yönelik ve onun etkinliğine yönelik en eski referanslardan bahsediliyor onunla ilgili fragmanlar Dolayısıyla burada krotonda ne olup bittiğine ilişkin bu ciltte p26'dan itibaren sıralamaya göre pek bir şey öğrenemiyorsunuz fragmanlarda yorumlara başvurmak zorundasınız Aynı şekilde geçen yayında da e, ele aldım ve kullandığım Kirk meşhur e, şeyinde, fragman ve yorum metni The Presocratic Philosophers e, kitabında da yine burada fazla bir bilgiyle ne yazık ki karşılaşamıyoruz sevgili dostlar. Dolayısıyla dediğim gibi e, ikincil yorumlara, fragmanlardan ziyade ikincil yorumlara... E, gitmek zorundayız. Yani yapacak bir şey yok. İncil yorumların e, en iyi ve en anlaşılır şekilde derlendiği kitap budur. Çok net. Burada bakın şimdi Gatri ne diyor? Diodoros'taki bir öykü bize Pitagoras'ın politik etkisinin gerçekliği kadar yönelimini de açıklayan bir örnek veriyor is Krans 14 14'te. Sübaris'teki halk partisinin lideri yani demagogos olan Telis, halkı en zengin 500 yurttaşı kentten atıp mallarını aralarında bölüştürmeye ikna etti. Bu oligarşi sürgünleri Krotona sığınma talebinde bulununca Telis onları teslim etmezlerse kente savaş açacağı tehdidinde bulundu. Başlangıçta Kroton meclisi bu tehdide boyun eğme eğilimindeydi. Ama Pitagoras araya girerek meclisi sığınmacıları himaye etmeye ikna etti. İşte için Milon komutasındaki yani bu sporcu atlet Milon komutasındaki Krotonluların galip geldiği savaşta bu olay üzerine çıktı. Yani burada iki tane veri var. Pitagoras bir kere bir kanaat önderi, bir akil adam olarak araya girip meclisi sığınmacıları hima etmeye yönünde ikna ediyor. Bir, iki, onun öğrencisi olan Pitagorasçı diye anılan Milon da ordunun başında Krotonların galip geldiği savaşı sürdürüyor. Yani burada kendi halinde bir filozofun kapalı bir hani siyasal yaşamda etkisi olmayan, toplum yaşamında etkisi olmayan bir etkinliğinden söz edilemez. Onun tam tersi yönünde bir aktarım var. Sonra Gattri şunu söylüyor. Proton ve etkisi altındaki civar güne İtalya kentlerinin ilk parası olan sikkeyi Pitagoras'ın tasarlayıp tedavüle sokmuş olabileceğinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Bu para basma yöntemi teknik olarak olağanüstü zor olmasının yanı sıra tasarımının çarpıcı güzelliğiyle de para koleksiyoncularına dudak ısırtır. Ve Seltman isimli tarihçi bu tekniğin evrimsel bir süreç olmadan bir anda ortaya çıkmasının Leonardo Da Vinci düzeyinde bir deha gerektirdiğini iddia eder. Ondan bir alıntı yapıyor hatırlıyor. İsa'dan önce 6. yüzyılın ikinci yarısında bu role layık bir kişi vardır Yani Leonardo da Vinci dehasına sahip olduğunu düşünebileceğimiz bir kişi vardır diyor. O da bingo. Kim? Pitagoras. Bir mücevher oymacısının oğlu olarak Pitagoras üretken bir zanaatçıydı zaten. Ve bir dahi olduğu da kuşu götürmez. ...Empedogles'in, Pitagoras'ın her türlü ustalığa yatkın olduğu şeklindeki sözlerini... ...işte şimdi daha iyi değerlendirmeye başlıyoruz diyor Gadri. Yani çok net bir siyasal çatışmada kanaat önderi, öğrencisi ordunun başında... ...bir sikkenin basılması yönünde, daha doğrusu sikkenin çok güzel bir sikkenin... Ee, basılmasını sağlayan filozof yine Pitagoras. Dolayısıyla daha ne kadar siyasal, toplumsal yaşamın içinde olabilir bir filozof. Burada Gatri'nin akıl yürütmesi ve geçmiş bilgilerden, kanıtlardan yararlanarak bize yol göstermesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Metinlerin eksikliği veyahut derme çatma metinlerin bize anlattıklarından fazlasını burada gatri yorum olarak önümüze sunuyor. Tabii ki her yorum gibi bu da tartışmaya açıktır. Sonra devamında buradaki spekülasyonu daha da ileri aşamaya taşıyor Gatri Bu kırma en olumlu biçimde ele alacak olursak, Pitagoras'ın kendisiyle çağdaş gibi görünen bu sikke ile ilgisinin olmaması pek olanaklı değildir. Bu durum onun toplumsal konumu ve pratik hayattaki ilgilerine ışık tutarken felsefesi hakkında da bir fikir verir. Paranın tedavüle sokulmasından sorumlu olması için Pitagoras'ın uluslararası pazar deneyimine sahip yüksek tüccar sınıfına mensup olması gerekir. Sübaris'ten sürülen zenginler partisine yardım eli uzatacak adama da bu yakışır. Aristoksenos'un pek az alıntılanan iki sözü bunu destekler. Aristoksenos'un yazdığına göre Pitagoras sayı çalışmalarını herkesten daha çok övdü ve destekledi. Onu tüccarların kullanımından aldı ve her şeyi sayılarla karşılaştı. Başka yerde de Aristoksenos Yunanlara ilk ölçüyü ve ağırlığı getirme onurunu Pitagoras'a vermiştir, diyor tarihçimiz. Pitagoras'la ilgili en erken alıntılarda bile ona mitolojik bir değer taşıyan payeler biçilirdi yani. Mit değeri taşıyan payeler. Ama Aristoksenos'un bu sade sözlerinde pek mit havası yok. Ayrıca Pitagorasçı dostlarının üstadlarının ideal tablosuna bunları eklemesi için bir neden de yok. Pitagoras'ın liderleri arasında yer aldığı aristokrasinin eskisi gibi yalnızca toprak sahiplerine dayanmayıp tüccarlarla da sıkı bağlar kurduğu kuşkusu burada ortaya çıkıyor diyor Katri. Pitagoras ve bu sikke meselesini Charles Seltman'ın The Problem of the First Italian Coins başlıklı makalesinde okuyabilirsiniz. Bu G Store'da var zaten. Oradan aldım. Ee, ararsanız bulursunuz arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde anlatılıyor burada. Bunun dışında Nancy Dimon'un e, Pythagoras Son of Nesarchos başlıklı bir makalesi var. 5 sayfalık Phronesis'te yayınlanmış 1973'te. Bu da okunabilir. Sonra Gatri şöyle diyor. Pitagoras ve takipçilerinin yükselişi 20 yıl boyunca kesintisiz sürdü. Bu dönem boyunca Kroton çevre kentler üzerindeki nüfuzunu arttırdı. Ve bu kentlerin birçoğunda Pitagorasçı kardeşliğin üyeleri yüksek mevkilere geldi. Bu dönemin sonunda külon adında bir krotonlu halkı başkaldırmaya teşvik etti. Şimdi Diogenes Laertios 2.46'da Pitagoras'ın muhalifi olarak külon diye biri olduğundan bahsediyor. Ondan ilk bahseden ise Aristoteles'tir. Yani Külon adında bir krotonlu Yeter artık bu kadar Pythagorasçıların bu kenti yönetmesine deyip ayaklanıyor. Ve halkı da ayaklandırıyor tabii. Aristoksenos'a göre Külon sefil bir hayat süren varlıklı bir adamdı. Ve ahlaki nedenlerden dolayı Pythagorasçı tarikata kabul edilmemesinden kaynaklanan bir hınçla hareket ediyordu. Bu Yamlikos'un Pitagorasçı yaşam üzerine veya Pitagoras'ın yaşam üzerine Dilskraz 14-16'da Porfirius'un Pitagoras'ın yaşamı 54'te aktarılan bir bilgi. Aristoxenos bu bilgiyi İtalya'da maruz kaldıkları sürekli zulümden sonra Yunanistan'a göç eden Pitagorasçı okulun 4. yüzyıl üyelerinden almış. Bunun için Diogenes Lertios 8.46'ya bakılabilir. Yine de başka kaynaklar Külon'un muhalefetini Pitagorasçıların aşırı tutuculuğuna ve öğretilerinin tuhaf ve gizli olmasından kaynaklanan kuşku ve kıskançlığa bağlar. Kapalı topluluklar, cemaatler toplumun geri kalanında nefret uyandırabilir. Türkiye'de de böyledir. Dünyada da böyledir. Geçmişte de bugün de de böyledir. Ne yapıyorlar bunlar içeride dersin dışarıdaki olarak? Veya onların birbirini tutması, onların birbirini desteklemesi, bu sayede ülkeyi kenti yönetmeleri veya kurumları ele geçirmeleri çok doğal olarak toplumun geri kalanını rahatsız ediyor. Ülkemizde de benzer bir durumu yakın bir tarihte yaşadık ve belki de hala yaşıyoruz. Yamlikos'un Apollonios'tan aktardığı yarı karışık sözlerden çıkan sonuca göre bu muhalefet hem üst sınıfı temsil eden Külon'dan hem de demokratik öğeleri temsil eden Ninon'dan gelen çift yönlü bir muhalefettir. Yani hem aristokratik yönü var hem demokratik yönü var bu muhalefet. Ninon'un ithamlarından birisi de halk reformu girişimlerini Pitagorasçıların engellediğidir. Görünen o ki bu güç birliğinin kurulmasındaki etkenlerden biri gücün birkaç kişinin elinde toplanması karşısındaki genel rahatsızlık ve sokaktaki insanın safsata saydığı şeylerden duyduğu nefretse öbürü de yerli aristokrasinin Pitagorasçı zümrelere yani o az önce bahsettiğimiz kardeşlik yapılanmasına sıcak bakmamasıydı. Pitagorasçıların üstünlük ve ezoterik bilgiye sahip olma iddiaları herhalde zaman zaman insanları çileden çıkarıyordu diyor Gatri. Bu az önce söylediğim gibi. Dışarıdakiler içeridekilere uyuz olurlar. Ne yapıyorlar bunlar? de hele ki onlar siyasal açıdan güçlü hale gelmişlerse. Yani onlar mı biz yönetecek? Sonra Külon'un komplosunda önde gelen Pitagorasçıların bazıları yakalanarak öldürüldü. Ayrıntılar konusunda değişik açıklamalar var. Ve bu durum başka kentlerdeki Pitagorasçılık karşıtı etkinlikleri tetiklemiş görünüyor. Öyle ki Pitagoras krotondan kovulunca kalacak yer bulmakta zorlanmıştır. Sıklıkla olduğu gibi burada da Pitagoras'ın akıbeti konusunda gerçekle söylenti iç içe geçmiştir. Aristoteles'in benimsediği öyküye göre Pitagoras saldırıdan önce Kroton'u terk etmiştir. Ama Aristoteles'in bu öyküyü anlatmasının nedeni Pitagoras'ın kehanet gücünü göstermek olduğu için bu öykü de söylenti kısmına ait gibi görünüyor. Yani burada ne anlıyoruz sevgili dostlar? Aristoteles'in bir olayı anlatmış olması da aslında şüpheyle karşılanması gereken bir durumdu. Her zaman sadece olayı anlatmak için anlatmıyor. Orada bir bağlamı konteksti var. Bağlamı inceleme ve bilme gereği işte buradan ileri geliyor. Bu çok güzel bir örnek. Evet. En güvenilir bildirilere göre Pitagoras sonunda Metapontion'a gitmiş ve orada ölmüştür. Ölümü hakkında da az çok romantik öyküler vardır. Ama bunlar arasında en olası öykü Dikayarkos'unkidir. Pitagoras bir Musalar tapınağına sığınmak zorunda kalmış ve burada açlıktan ölmüştür. Diogenes Lertios 840, Porphyrios, Pitagoras'ın yaşamı 57'de bunlar anlatılıyor arkadaşlar. Başka bir kaynaktan da size bilgi aktarmak isterim. George Thomson, Eski Yunan toplum üstüne incelemeler, ilk filozoflar... İkinci basım çeviren Mehmet H. Doğan Payal yayınları. Şimdi bunun 275. sayfasından itibaren Krotonlu Pitagorasçılar başlıklı bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölümün ben size şunları aktarmak istiyorum. Burada Pitagoras ve müritlerinin Kroton'da ve Güney İtalya'daki öteki yerlerde iktidardayken nasıl bir politik program izledikleri ve sınıf temellerinin ne olduğu sorusu ortaya çıkıyor. Bu soruya ancak belirsiz ve çelişik yanıtlar verilebilmek. Porfirius'un Pythagoras'ın yaşamı adlı yapıtında onun Samos'u her gün biraz daha zorbalaşmakta olan Polikrates'in tiranlığından kurtulmak için terk ettiği belirtiliyor. Geçen yayında ele almıştık. Bazıları bundan onun bir aristokrat olduğunu, başkaları ise bir demokrat olduğunu çıkarıyor. Porfirius'un anlattığı öykü ise, pardon özür dilerim, gerçek şu ki bu dönemde Samos'un iç işleri hakkında pek az şey biliyoruz. Porfiryus'un anlattığı öykü ise güvenilir destek olmaksızın kabul edilir gibi değil. Dolayısıyla bu kanıt karşısında yapacağımız tek şey onu unutmaktır. Diogenes Laertios, Kroton'da Pitagoras'ın çömezlerinin hükümeti çok iyi yani Arista olarak yönettiklerini, gerçekte yönetimlerinin bir aristokrasi yani aristokratya olduğunu belirtiyor. Bundan onların toprak sahibi soyluların çıkarlarını temsil ettikleri çıkarılmaktadır. Bununla birlikte aristokratiya sözcüğünün burada hiç de politik bir anlamda değil. Sözcük anlamında yani en iyilerin yönetimi gibi felsefi bir anlamda kullanıldığı açıktır diyor George Thomson'un görüşü bu. Pitagorasçıların büyük toprak sahiplerini temsil ettikleri çıkarsanamaz. Tersine genel duruma dayanarak Samos'tan gelen bir göçmenin gelişinden yaklaşık 200 yıl önce kurulmuş olan bir devlette kendini kalıtsal toprak sahibi oligarşinin başında bulmasının olanaksız değilse bile son derece ol olasılık dışı olduğu düşünülebilir. Nihayet Apollonios, Pitagorasçıların karşıtlarının iki kişi olduğunu belirtiyor. Varlık ve doğuş bakımından önde gelen yurttaşlardan biri olan Kylon ile Ninon adlı bir demokrat. Yani Kilon aristokrat, Ninon demokrat. Yamblikus'un işte Pitagorasçı Yaşam adlı eseri 2.48'de böyle. Tersine diyor Tonson, genel duruma dayanarak Samos'tan gelen e, bir göçmenin Gelişinden yaklaşık 200 yıl önce kurulmuş olan bir devlette kendini kalıtsal toprak sahibi Oyluk Arşı'nın başında bulmasının olanaksız değilse bile son derece olasılık dışı olduğu düşünülebilir. Az önceki e, kayıtta bir sorun oldu o yüzden burayı bir kere daha aktardım. Nihayet Apollonios Pythagoras'ların karşıtlarının iki kişi olduğunu belirtiyor dedik. Varlık ve doğuş bakımından önde gelen yurttaşlardan biri olan Külon ile Ninon adlı bir demokrat demiştik. Devamında Thomson şöyle diyor. Bu onların ılımlı demokratlar olduklarını, Atina'da Solon'unkine benzer merkezi bir yer tuttuklarını gösteriyor. Ne var ki Solon doğuştan bir soyluydu. Pythagoras ise öyle değil. Bununla birlikte buradan da bir sonuç çıkarılamıyor. Çünkü elimizdeki kanıtlar güvenilir değil diyor. İşte hep aynı mesele. Metin eksik eksikliğinden ötürü sadece tartışmaya açık yorumlarda bulunabiliyoruz. Hepsi bu kadar olsaydı onların öğretisinin içeriğinden çıkarılabilecek genel düşüncelere dayanmaktan başka seçeneğimiz olmayacaktı. Geç Pitagorasçıların geliştirdiği öğretilerin hangilerinin geriye yazılı hiçbir şey bırakmamış olan kurucuya bağlanabileceğini belirleyemeyeceğimiz için bu temele dayanarak ulaşılacak herhangi bir sonuçta zayıflamış olacaktı. Bu bakımdan Pitagoras bizi Konfüçyüs'ünkinin aynı bir sorunla karşı karşıya bırakıyor. Bununla birlikte neyse ki elimizde doğru anlaşılırsa kesin sayılabilecek bazı arkeolojik kanıtlarda var deniyor. Ve az önce bahsettiğimiz Seltman'ın o sikkeyle ilgili, metal paralarla ilgili söylediklerine yine atıfta bulunuyor yazar. Seltman'ın tespitlerinden sonra Thomson şöyle diyor. Pitagorasçı yönetim sikke yapımının ortaya çıkışıyla aynı tarihe rastlıyor. Böyle olunca Pitagorasçıların temsil ettiği sınıfın yeni zengin sanayici ve tüccar sınıfı olması gerekir. Tabi tüccar sınıfı Sirakusay'da olduğu gibi gerçekten iktidar olmaksızın böyle bir gelişimden geçmeye zorlanmış olmalıdır. Fakat Seltman'ın tarif ettiği yeni sikkeler Pitagorasçılar hükümetlerini kurduktan hemen sonra çıkarılmıştı. Dolayısıyla girişim yalnızca onlardan gelmiş olabilir. Bunun içinde meta üretimin geliştirilmesi için politik savaşıma etkin olarak katılmaları yönünden Miletos filozoflarından farklıydılar. Pisagor bahsediliyor burada. Solon'a benziyorlardı. Halktan kimseler olmaları ve bu yüzden halk hareketiyle daha yakından birleşmeleri yönünden hem onlardan hem de Solon'dan farklıydılar. Göreceğiniz gibi bu farklılıklar onların öğretilerine de yansımıştır. Evet. İkinci olarak diyor Thomson, kısa bir süre birçok bağımsız kent devletini kucaklayan bir tür federal birlik kurmayı başarmış olmalılar. Amaçlarının ne olduğu bir tahmin konusudur, bilmiyoruz. Thales'in İonyalılara önermiş olduğu söylenen planın bir benzeri olabilirdi. Tales, Teos'ta ortak bir başkent kurmaya ve diğer kentleri Demes statüsüne indirmeye zorluyordu İonyalıları. Öneriyi bize anlatan Herodotos'a göre Sardis'in düşmesinden sonra Perslere karşı bir savunma önlemi olarak ileri sürülmüştür bu fikir. Fakat böyle bir durumda askeri açıdan yararsız olmaktan da öte Kötü bir şey olacağı için öyle görünüyor ki Lidya Hinterland'ı Perslere kaptırılmadan önce sahil bölgesinin ekonomisini birleştirmek amacıyla ileri sürülmüştür. Eğer diyor Thompson, Pitagorasçıların amacı buna benzer bir şeydiyse başarısızlığa yargılı olacak, Kaçınılmaz olarak başarısız olacaktı. Kent Devletleri Demokratik Federasyonu üretim güçlerinin federe kentler arasında örgütlü bir iş bölümüne izin verecek kadar gelişmiş olması koşuluyla sürdürülebilirdi ancak. Bu koşulsa köle emeğinin artmasıyla engellenmiş durumdaydı diyor ve burada devamında Marx'tan Karl Marx'tan bir alıntı yapıyor. Tabii burası bizi ilgilendirmiyor öncelikli olarak. Sonra Şöyle diyor yazar. Pers savaşlarından sonra Atinalıların Delos Konfederasyonu'nu kurma başarısını gösterdikleri doğru. Fakat bu federasyonun üyelerinden birinin bütün ötekiler üzerinde kurduğu egemenliğe dayanıyor. Birliğini bütünlüğünü 5. yüzyılda bütün Helenleri için alacak bir kerteye ulaşmış olan demokratlarla oligarklar arasındaki savaşımın yoğunluğuna borçluydu. İtalya'da 6. yüzyılda bu aşamaya ulaşılmamıştı. Pitagoras'ın planı da eğer böyleydi ise Kroton ile Sübaris arasındaki rekabetle bozuldu. Yine de bir federasyon girişiminin yapılmış olması gösteriyor ki bu İtalyan kentleri Pitagoras yönetimi altında kısa bir süre Yunanca konuşan dünyanın öncülüğündeydiler. Pitagorasçı politika üzerine bütün söylenenler mezhep Kroton'da ve başka yerlerde gerçekten iktidardayken Pitagoras'ın kendisinin kuşağına gönderme yapıyor. Kovulmalarından sonra politik uyumlarının az ya da çok köktenci bir değişikliğe uğraması akla yatkın geliyor. Başlangıç dönemi üzerine burada anlatılanlar von Fries'in konuyla ilgili çalışmasında vardığı sonuçlara kesinlik kazandırıyor. O da şu von Fritz şöyle diyor. Pitagorasçılar tarihlerinin son bölümünde hep son derece tutucu bir politikaya bağlanmış görünüyorlar. Fakat ülkeye henüz yeni gelmiş oldukları ve bunun sonucu olarak öğretilerinde yeni olan şeyin kabul edilmiş kavram ve geleneklerle çatışma halinde olduğu bir zamanda bulunmalıydı. Bu durumun sonucu olarak ortaya çıkan savaşım, Pitagorasçıların yerleşik rejimle az ya da çok özdeşleşmiş oldukları sırada oluşanlardan karakterce tamamen farklıydı. Burası belirsiz diyor Thomson. Ama sorun hakkındaki gerçekleri içeriyor. Protonlu Pitagorasçılar yalnızca yerleşik kavram ve geleneklere meydan okumakla kalmamışlar. Toprak sahibi aristokratlardan iktidarı ele geçirip onu meta üretimini hızlandırma yönünde kullanmışlardı diyor. Ve sonra pitagorasçı din anlayışına başlıyor. Peki kilo veya Nino ikisi birlikte veya sadece Kilo'nun baş kaldırısıyla pitagorasçı etkinlikler sona erdi mi? Elbette sona ermedi. God'rı geçici bir süre sekteye uğratmış gibidir diyor. Hatta Pitagorasçıların etkisinin sonraki 40-50 yılda genişlediği bile söylenebilir diye. Yani bu isyan, yani Kroton'dan bir şekilde kovulmaları Pitagorasçılığı sona erdirmemiştir. Aksine genişlemiştir öğreti. Daha fazla insan ulaşmıştır ve felsefe tarihinde her şey bir kenara içinden Platon'u ve Platonculuğu doğurmuştur. Yani Durdurmak şöyle dursun daha da genişlemiştir öğretinin etkisi. Ama henüz e, öğretinin kendisine gelemedik. Çünkü yaşamını ve e, öğrencilerinin durumunu ele almaya çalışıyoruz burada. Ancak bu yıllar huzursuzluğun arttığı zorlu yıllardı diyor Gadri. Ve 5. yüzyıl ortasında Pitagorasçılığa karşı ikinci bir infialle sonuçlandı. Söylenenlere bakılırsa bu kez Kroton'dan Milona ait olan bina yakılmış ve Polibiosa göre 239'da devrimci hareket buradan tüm Magna Graecia'ya sıçramıştır yani Büyük Yunanistan'a. Pitagorasçıların toplandığı evler tahrip edilmiş, bütün kentlerin önde gelenleri öldürülmüş ve bölge tam bir karışıklığa sürüklenmiştir. Tarihçi Minar'a göre M.Ö. 454'de tarihlenen bu yıkımla birlikte Pitagorasçılar Yunanistan anakarasına ilk kez göç etmişler. Filius ve Tebayda da merkezler kurulmuştur. Aristoksenos'a göre sığınmacıların en genci çok daha sonra Tebay'da Epamey, Epameinondas'ın öğretmeni olacak olan Lysistir. Bu diz 14 16 fragman olarak bulunuyor. Yamblikos'un yine Pitagorasçı yaşam üzerine Diskutta bulunuyor. Bir başka sığınmacı da Faydon'da Tebaylı Simmias'la Kebes'e öğretmenlik yaptığından söz edilen Filolaus'tu. Anlaşılan diyor Gatri, İtalya'da kalan Pitagorasçılar orada yeniden belli bir politik nüfus kazanmıştır bile. Özellikle Region'da ...topluluk halinde yaşamayı sürdürmektedirler. Ancak daha sonradan Aristoksenos'un ifadesiyle... ...ki bu ifade aslında Yamblikos'a aittir... ...politik e, koşullar kötüleşince... ...Taraslı Arhitas dışında hepsinin İtalya'yı terk ettiği söyleniyor. Bu son göçün tarihini saptamak olanaksızdır. Ama von Fritz, Fritz 390 gibi geç bir tarih veriyor diyor yazar. Bütün bunlardan anlaşılması gereken şey şudur Gatri'ye göre. Pitagorasçı topluluklar hiç de sakin ve kesintisiz bir hayat sürmemiştir. Ve 5. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün Güney İtalya ve Yunanistan'a yayılmış birbirinden bağımsız küçük öbekler halinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu durum haliyle felsefe geleneklerinde derinden etkilemiştir. Evet, sevgili dostlar. Burada e, Pitagoras'ın ve ilk Pitagorasçıların tarihsel durumuna ilişkin hem fragmanlardan hem de modern yorumlardan hareketle bir resim çizmeye, bir resim oluşturmaya çalıştık. Önümüzdeki bölümde sevgili dostlar Pitagoras'ın şahsına yönelik ve tabii ki onun e, felsefi etkinliğine yönelik en eski referanslardan bahsedeceğiz. Bu Laxmost edisyonunda P27 fragmanı ve devamı olarak karşımıza geliyor. Antik metinlerde en eski referanslar nelerdi? Pitagoras'tan nasıl bahsediliyordu? bir sonraki bölümde bunu işleyeceğiz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.